Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çemberde uzunluğun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani çemberde uzunluk videosunun ikincisindeyiz. Konu anlatımını anlatmıştık. Şimdi sorulara başlıyoruz arkadaşlar. Tabii konu anlatım içinde sorular da vardı bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi sorulara başlayalım. Biliyoruz anahtar kelimeler çok fazla konuşmayacağım. Hemen soruya dalıyorum kardeşim. Ne var burada? O çemberin merkezi T, TT noktası. B elemanı OA, Buraya da falan filan cacut yazıyor zaten. Arkadaşlar merkez varsa teğet varsa ne yapıyorduk? Çektik değil mi? Hemen diki çizdik. Hop 90 derece. Ama diki çizmeyle kalmıyoruz. Diki çizmeyle kalmıyoruz. Hemen yarışa uzunluklarını da eşitliğini gösteriyoruz. Aa ne çıktı burada? Dik üçgen zaten kendiliğinden çıktı. Hadi Pisagor bağıntısı. R artı 18'in karesi eşittir. R'nin karesi artı 24'ün karesi. İşlem işlem işlemle sonuca ulaşırsınız. Benden size bir tavsiye. Çemberde uzunlukta istediğiniz kitapta soru çözünün ÖSYM sorularına da bakın. Büyük ihtimalle arkadaşlar sizi böyle Pisagor bağıntısıyla kazanımını görmenizle alakalı bir şeyden bahsetmezler arkadaşlar. Genelde dik üçgen kalıbı üzerine yazarlar. O yüzden bu konuda hissetmek çok önemli. Hisset kardeşim. Hisset kardeşim. Hisset kardeşim. Yani 24 varsa ne vardır büyük ihtimalle? 7, 24, 25'tir değil mi? e, ee, 7 yazarsan buraya burası 25 sağlaması tuttu mu tuttu burada işlem de yapsan zaten R7 çıkacaktır hisset çıkmazsa yine Pisagor bağıntısından sonuca sen kendin ulaşırsın var mı sıkıntı umarım yoktur hissedin hep özel üçgen kalıbı üzerine yazılır evet cevabımız böylelikle 7 çıktı arkadaşlar birinci soruda yarı çap uzunluğu soruluyor bize geldik ikinci soruya ikinci soruda da demiş ki arkadaşlar işte o çemberin merkezi işte 1, 5, 7'ler falan filan verilmiş. Arkadaş ne var burada? Merkez var. Kiriş var. Hemen çektik. Bunlar sizin refleksiniz. Bunlar ek çizim değil. Tamam mı? Ee, diki Dik çizdin. Hocam 7 bölü 2, 7 bölü 2. O da değil. Kirişin tamamını iki eş parçaya bölecek. Yani kirişin tamamı kaç arkadaşlar? 8 birim. 8'i iki eş parçaya bölecek. 4, 4. Ne kaldı buraya? 3. Hocam 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıktı burası. E bizden ne isteniyor? Yarı çap uzunluğu isteniyor. Şu an yarı çap uzunluğu yok. Yarı çap uzunluğunu bizim bulmamız lazım. Ki çemberdeki en etkili silahımız en güzel çizim. Hop yarı çap çizmekte. Çizdin yarı çapı. Ve şurada bir dik üçgen çıktı. 4 4 ise burası da yine bakın özel bir üçgen çıktı. İkiz kenar dik üçgen çıktı. 4 4 ise burası da ne olur? 4 kök 2 olur. Evet bu sorumuzun cevabında da yarı çap yine yine demeyelim. Yarı çap uzunluğu 4 kök 2 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Oha hocam ne yaptın? Yemen nasıl soru yazmışsın. Arkadaş kolay kolay kolay. Artık sizin için çok kolay. Ne yapmışım? Ben buraya duvara bir halı asmışım. Duvara halı asmak aslında bir katlama sorusudur. Niye hocam katlama sorusu? E, katlanmış. Arka tarafta diğer yarısı arka tarafta değil mi? Burada katlanmış. O yüzden bu katlama sorusu gibi düşünüp şöyle yapabilirsiniz. Bu katlanmış hali açabilirsiniz. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. ÖSYM bir 2 e, sene önce bir sınav sorusu televizyonun üstüne şey yapmıştı televizyonun üstüne bir dantel kare biçimindeki bir dantel kare biçimindeki bir danteli koymuştu hatta şöyle koymuştu arkadaşlar bu ne sorusu Televizyonun arka tarafında da dantelin diğer tarafı var. E sen danteli şöyle bir açacaksın. Bu şekilde ne olacak? Bir kare olacak. Karenin köşegeni olacak? 45-45'leri yazacaksın. Soru oradan çıkacak zaten. Yani bir şeyi örtme, bir şeyi asma sorusu da aslında bir katlama sorusudur arkadaşlar. Bakalım şimdi soruya. Bakalım kolay olduğunda görün. görün. İsterseniz ilk başta durdurun videoyu. Siz kendiniz yapın. Ne kadar kolay olduğunu farkına varacaksınız zaten. Evet. Çapı 10 metre olan bir halı. E, çapı 10 metre olan bir halı şekil birdeki gibi duvara konulmuştur. Bu arada bu soruyu halı yıkattan sonra yapmıştım ha. Neyse iki sene önceki sorun bu. Duvarın önünde görünen yüzey dikdörtgen şeklinde. Evet duvarın görünen yüzeyi dikdörtgen şeklindeymiş arkadaşlar. Ee, ve EF uzunluğu 11'imdir. birimdir. EF uzunluğu 11 birim. Ha, zaten çapı 10'du tam çaplık kısmı arkadaşlar şurası. Yani bizim çapımızın merkezi burası yaptı arkadaşlar. Yani ee, bu yarım dairenin yarım daire şeklinde arkadaşlar bu halı. Çünkü daire şeklinde bir halı konmuştu değil mi? Çapı 10 metre olan bir halı. Daire şeklindeki bir halı demem lazımdı. Onu da düzeltirim. Evet şurayı düzeltirim arkadaşlar ben. Neyse. E, halı ile duvarın CD kenarının kesişimi 8 metre olana kadar halıyı aşağıya çekmişiz. Halı duvarın AB kenarına kaç metre yaklaşmıştır? Önceden şu kadar bir mesafe vardı arkadaşlar. Ne kadar yaklaşmıştır diye soruluyor ne kadar yaklaşmıştır? Ne kadar yaklaşmıştır? Yani halıyı ne kadar aşağı çekmişiz sorusu aslında. Hocam ben bunu nasıl yapacağım? Buradaki noktanın ne kadar aşağı indirimi bakacağım? Hayır kardeşim. Zaten çemberin merkezi burası değil mi? Özel nokta burası. Sen bunu çektin. Çemberin merkezi de aşağı inmiyor mu? Çemberin merkezi ne kadar aşağı inmişse o halı o kadar aşağı inmiştir. Yani halı duvarın AB kenarına o kadar yaklaşmıştır. Değil mi arkadaşlar? O zaman çemberin merkezinden yola çıkalım. Bir kere biz bunu şöyle tamamlayalım. Belki burada işimize yarar yaramaz. Burada yarıyor mu? Yaramıyor. Bunun yarı ne olduğunu biliyoruz biz. 5 birim 5 birim olduğunu biliyoruz. Peki ben bunu aşağı çektim. Kirişimiz kaç birim? 8 birim olana kadar. O zaman burada da bir çemberi tamamlarsam şöyle arkadaşlar. Daireye tamamlarsam şunu. O zaman ne oldu? Çemberin merkezi buraya geldi. Bak burada ne oluştu? Aslında bir daire görünümü var. Ve kiriş var. Merkez varsa kiriş varsa çek dik yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Kirişi iki parçaya böldü mü? Böldü. Hocam bizim yarı çapımızda 5'ti. Ve en etkili silahımız yarı çizmekti. Al sana yarı çap. Burası 90 ya. Şuradan bir yarı çap çizersen yarı çap uzunluğunun 5 birim olduğunu biliyorum. Ve 4, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden burası 3 çıktı. A önceden merkezimiz duvarın üstündeydi. Şimdi aşağı indi. Ne kadar aşağı indi? 3 birim aşağı indi. O zaman AB kenarına ne kadar yaklaştı arkadaşlar? 3 birim yaklaştı. Cevabımız da o zaman 3 yapar. Bakın çok güzel bir soru. Hem TYT'de hem de AYT'de sorulabilecek mantıklı bir soru arkadaşlar. Dikkat edin bu soruya da. Ki büyük ihtimal hepiniz çok rahat bir şekilde anlattınız zaten. Evet sayfa 130'daki 137'deki bu sorunun cevabı da bu yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Diyor ki o merkezli yarım çemberde. Böyle bir yarım çember varmış arkadaşlar. AB çapmış. ABC'de dikdörtgen o da çemberin merkezidir. O çemberin merkezi olarak işaretlenmiş arkadaşlar. Ee, abc'de dikdörtgen şu bir dikdörtgen o zaman dikdörtgense 3 ise burası da 3 midir evet ce uzunluğunu 1 vermiş bc uzunluğunu 3 vermiş hmm abc'de dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize arkadaşlar şimdi ne yapmamız lazım arkadaşlar bir şey yapmalı Tabii ki bir şey yapacağız ne yapacağız Vallahi gözümüz kapalı yaptığımız hamleleri yapacağız merkez varsa kiriş varsa bunlar bizim refleksimiz çek dik değil mi Merkez varsa kiriş varsa çektik. Tabanı ne yaptı arkadaşlar? 2 eşit parçaya böldü. Peki o zaman arkadaşlar burası da 90 burası da 90 olduğu için şurada bir dikdörtgen oluştu mu? Oluştu. Ee, o zaman burası 3 ise burası 3. Hatta ben buraya A dersem burası da A olsun. Yukarısı A artı 1 ise aşağısı da artı 1 olsun. A dikkat et. Yarı çap uzunluğu A artı 1 oldu. O zaman burası da A artı 1. Şimdi bir şey yapamıyoruz. Bizim amacımız neydi zaten? Dik bir çemberde uzunlukta bir soru sorulduğu zaman amaç dik üçgen. Dik üçgenden soruyu bulmak. Dik üçgenden soruyu çözmek arkadaşlar. O zaman burada dik üçgenden soruyu çözmek istiyorsak. Dik üçgenden soruyu çözmek istiyorsak. Ne olacak arkadaşlar? Ee, anahtar kelimeyi kullandıysak dik üçgen oluşturmak için ne yapıyorduk? Bir de en etkili silahımızı kullanıyorduk. En etkili silahımız neydi? En güzel ek çizim yağ, çap. Hop çizdin. İster buraya çiz, ister buraya çiz. Hiç fark etmez. Hadi buraya çizelim. Çizdim buraya. Ama yarı çap çizmeyle kalma sakın. Yarı çap uzunluğu ne? A artı 1. A artı 1'i göster. Hop. Aha da burada bir pisagor bağıntısı çıktı. Çünkü burası 90. Yaz bakalım pisagoru. A artı 1'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 3'ün karesinden dolayı. işlem işlem işlemle A'yı bulursunuz. Ama gerek yok. 3 var. Hisset kardeşim hisset. Ne çıktı burada? 3 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgeni. Bakalım 4 yazarsam. A yana 4 yazdığımızda burası da 5 oluyor mu? Oluyor. Tamam. Yarıça uzunluğunu 5 buldum. O zaman yarıçap uzunluğunu 5 diye yazalım arkadaşlar. A'yı kaç bulduk bu arada? 4 bulduk. A'yı 4 bulduğumuzdan yarıçap 5 yaptı. 5 yaptı. ABC'de dikdörtgenin alanı isteniliyor bizden. Dikdörtgenin alanında ne yapar arkadaşlar? Bir kenarı 3. Diğer kenarda 5. 5 daha kaç yaptı arkadaşlar? Şuraya kadar kısım 10. Yani 3 çarpı 10'dan Cevabımız kaç yapacaktır? 30 yapacaktır arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı da 30 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar şuradaki bir fazlalık yazılmış. O merkezli yarım çemberde demiş. Yani çemberde olduğunu da görüyorsunuz zaten. O merkezli çemberde F ve E noktaları çemberde F ve E noktalarında teğet olacak biçimde ABCD dikdörtgeni çizilmiştir. Ali Bey uzunluğu 16. Hemen yazalım Ali Bey 16. Hop 16. Şurası da kaç? 18 verilmiş bize. Olduğuna göre Çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Arkadaş hiç gözün kapalı merkez varsa teğet varsa çektik. Bunlar ek çizim değil. Refleks. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Hocam ne kadar çok fazla bir şey çizdik? Çizmedik kardeşim. Bu bizim refleksimiz. Tamam unutma. Ha bunlar 90 derece. A burası da 90. Hocam burası da 90. E, dikdörtgen dik oldu hatta kare oluştu. Şu 90'ları da yapıştırmayı unutmayayım da. Arkadaş merkez kiriş çektikten de bunu oldu? İki eşit parçaya böldü. Merkez kiriş çektikten de buradaki de iki eşit parçaya böldü. Tamam. Bakın yarı çap bilgisi çok önemliydi. Bu çemberin yarı çapı mı kardeşim? Evet. Bu da çemberin yarı çapı mı? Evet. Aa hocam burada bir kare çıktıydı. Burası da araya burası da R oldu. Tamamı 16 olduğu için buraya 16 eksi kaldı. 18 olduğu için 18 eksi kaldı. Hocam 18 eksi R ise burası da 18 eksi R. Burası da 18 eksi R'ye dikdörtgenlerden dolayı. Buradaki dikdörtgenler. Hocam 16 R ise burası da 16 eksi R. Yukarısı da 16 eksi Hatta burası da 16 eksi yapıyor. Bu arada bu çift çizgide 18 eksi Her yeri yazayım ki sıkıntı olmasın arkadaşlar. Baktık anahtar kelimeleri uyduk. Kullandık. Kullandığımız zaman dik üçgen karşımıza çıkmamışsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Ne yapıyorduk? En etkili silahımızı kullanıyorduk. En etkili silahımız neydi? En güzel ek çizim yarı çap. İster buraya çiz, çıkar. İster buraya çiz, çember üzerindeki noktalara. İstersen buraya çiz, mutlaka sonuca ulaşırsın kardeşim. Nereye çizeyim? Şuraya mı? Şuraya mı? Hiç fark etmez. Şuraya doğru çizeyim isterseniz. Bu yarıçapı çizdim ama yarıçapı çizmeyle kalma. Yarıçap uzunluğu ne? Yarıçap uzunluğuna biz ne demiştik? R demiştik. O zaman burası da R. Hocam buradaki Pisagor'dan artık işleme ulaşabiliriz. R'nin karesi eşittir 16 R'nin karesi artı. 18 eksi R'nin karesi. Kenan Kara buradan yapar mı? Yapmaz. Kenan Kara'nın öğrencileri buradan yapar mı? Yapmaz. Burada işlem yapmaz. Düşünür biraz. Düşünür. Şuna bakar düşünür. Hissetmeye çalışır. Allah Allah. 16 eksi R, 18 eksi R. Bütün kenarlar r'ye. Sayısal değeri değer yok. Ama dikkat et. 16 eksi R ile 18 eksi R arasındaki fark ne? Dik kenarlar arasındaki fark 2 olan üçgen düşüneceksin. Ne üçgeni var? 6, 8, 10 üçgeni var arkadaşlar. Acaba 6, 8, 10 mu? 10 yazarsan Burası 8 yapar, burası da 6 yapar mı? Yapar. 6 8 10 sağlaması tuttu. O zaman çemberin yarıçapı da buradan 11'im çıkar arkadaşlar. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Ee, zor değil. Zorlanıyorsunuz. Bunlar sizin için en kolay sorular. Ciddi anlamda en kolay sorular. Rahat olun, relax olun. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kendinizi kasmayın, tamam? Evet, olay bu. Geldik bir sonraki soruya. Peki, soru ne diyor? O yarım çemberin merkezi Peki. Hocam burası ne verilmiş? Paralel kenar verilmiş. Burada peki. Bu paralel kenarsa ne yapalım arkadaşlar? 4 kök 5 buranın da 4 kök 5 olduğunu biliyorum. Başka ne yapabilirim? Başka da bir şey yapamam. Ha belki paralellikten dolayı ayırtıları yaylar birbirine eşitliği kullanabilirim ama farklı bir yoldan çözüm yapmak isteyenler şöyle yapabilir. Aa hocam yaylar ise ben bunu böyle çizersem Yaylar eşitse kirişler de eşit olur o zaman. Şu kirişle şu eşit yayların ayıkları kirişler eşit ya. 4 kök 5 ise burası da 4 kök 5 çıkar. E, X kenar çıktı hocam bir dik çizerim böyle falan filan. Oradan intermiyle çıkartırsınız cevabı arkadaşlar. Buradan da bir çözüm yapabilirsiniz. Ama o biraz daha özel bir çözüme kaçıyor arkadaşlar. Şu an fark ettim mesela ben o çözümü. Oradan yapmaktansa ben bu soruyu görür görmez ne yaparım? Tabii ki anahtar kelimeyi uygularım. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Ne yaptı kirişi? 2'ye eşit parçaya böldü. A A yaptı. Burası da 4 kök 5 olduğunu yazalım bu arada. A hocam paraya kenarın bir kenarı 2 artı 8. 2 artı 8 yani o zaman burası da 2 artı 8 yapacak. Bu yarı çap yarı çap olduğu için yarı çaplarda A artı 4'e A artı 4 diye paylaştı. Peki hocam dik üçgen çizmeli. Yani dik üçgen oluşturmalı. Ne yapacağız? En etkili silahımız yarı çap çizmek. Hocam yarı çap çizdim. A artı 4 ya burası. Hocam şu kenar yok. Bu kenar olsaydı evet yarı çapı çizip şey yapabilirdim. Ya da yarı çapı şuraya da çizebilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Yarı çap çizdin. Şu kenar olmadığı için maalesef dik üçgenden bir sonuç elde edemiyorum. Başka ne yapmalıyız? Amaç dik üçgen elde etmek değil miydi? Evet hocam. Burası 90. A aslında bu nedir? Bu bir dik yamuktur. Bu dik yamukta Dik üçgen yapmak için ne yaparız arkadaşlar? Bir dikdörtgen oluşturmaz mıyız? Haydi bakalım dikdörtgene. Şöyle bir dikdörtgen oluştursam. A ise yukarısı A. Hocam tamamı A artı 4. 4 kaldı. Bakın burası da 4 kök 5. Şurası çizginin altında kaldı ya. 4 var 4 kök 5 var. Ne üçgeni? 1 2 kök 5 üçgeni. 4 8 4 kök 5. Yani 8 çıktı. A da burası 8 çıktı. He, artık şimdi şeyi uygulayabilirim. Şurayı 8'i de buldum ya. En etkili silahımız neydi? Yarı çarp çizmek. Al sana yarı çarp. Yarı çapı çizdin. Yarı çapın ne olduğunu biliyorsun. A artı 4 olduğunu biliyorsun. A artı 4'ü yaz buraya ve burada Pisagor'u uygula. A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi. Kenan Kara yazar ama öğrencileri de yazar mı bilmiyorum. Yazmayın bence. Çünkü ben size göstermek için yazıyorum. Hisset kardeşim. Hisset. Hisset bakayım. Ne var burada? 8 varsa ya 6, 8, 10'dur ya da 8, 15, 17'dir. Bakalım A yerine 6 koyarsam 6, 8, 6 artı 4, 10 sağlamız tutuyor mu? Tutuyor. Demek ki A buradan 6 gelecek. Çemberin yarı çapı isteniyor bizden. Yarı çapı da kaç çıktı arkadaşlar? 11'im çıktı. Cevap bu arkadaşlar. Ciddi anlamda kolay. Görüyorsunuz. Ya kolay dediğim bilmediğiniz bir işlem yok. Hep dik üçgen, bak dik yamuk. İşte hep bir önceki işlemler yani burada refleksiniz var. sadece o refleksleri kullan bakalım o geldi ödüllü soruya bu soruda son soru olsun arkadaşlar bu videonun ve şöyle bir şey istiyorum sizden ödüllü soru herkes yapsın yapan da yazsın yapmayan da yap, yapamayan da yazsın yorum da bekliyorum çok güzel e, hocam şöyle hocam şundan dolayı yapamadım hocam e, bu soruyu yapana da ödül var yapmaya da ödül var e, yorum yapan lardan bir yapana bir de yapmayana ödül vereceğim arkadaşlar uğraşmanızı istiyorum. Ha <laughs> Yapmayana da ödül var deyip şey yapamazlık yapmayın ha <laughs> Tamam mı yapın ciddi anlamda güzel bir soru arkadaşlar ki piyasada ben böyle bir soru görmedim Geçen böyle bir soru aklıma geldi ee, O yüzden şu an lütfen videoyu durdur böyle bir 5 dakika uğraş bu o 5 dakika uğraşmak sizi ba bayağı bir şey yapar arkadaşlar ee, ne derler ona sizi bayağı bir geliştirir arkadaşlar. Tamam mı? Düşünce yapınızı geliştirir. Bu tamam. Bundan sonra böyle bir soru geldiği zaman artık rahat bir şekilde yapacaksınız. Bendeki çözümü dinledikten sonra. Çünkü farklı sorularla karşınıza geliyorum. Benim de amacım zaten o. Farklı sorularla karşınıza geçip ÖSYM sorduğu zaman e, hem ben mutlu olurum Kenan Kara soru tutturdu diye hem de e, siz de zaten Aa, bu Kenan Hoca çözmüştü deyip daha hızlı hareket edebilirsiniz zaten. Asıl amaç da bu. Onu da söyleyeyim. Asıl amaç da bu. Evet ne yapıyorsunuz kardeşim? Videoyu durdur ve soruya şöyle bir uğraş bakalım. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Yapan da yapmayan da lütfen yorum atsın. Yapana da ödül yapmayana da ödül. Uğraştığın için ödül tamam mı? İtiraz istemiyorum. Yapmayana da ödül vereceğim bu sefer. Evet Egehan sorusu zaten. E, da ödül olsun ya Egehan'da. Bir kağıda yukarıdaki gibi birer kenarları ortak biçimde e, ortak birim kareleri çizip birer kenarla ortak birim kareleri çizmiş arkadaşlar. E, hepsini içine alan en küçük çemberi çizmiştir. Evet. Bu kareleri içine alan en küçük e, çemberi çizmiştir. Bakalım en küçük çemberi çizelim arkadaşlar şimdi. Evet. Çemberi çizdim. Vakit kaybı olmasın diye videoyu durdurup öyle çizdim arkadaşlar. Devam edelim. E, en küçük çemberi çizmiş. En küçük çember nereden geçmek zorunda arkadaşlar? Tabii ki şu köşelerden geçmek zorunda. Bütün kareleri içine almak istiyorsa değil mi? Egean'ın kardeşi Furkan da abisinin çizdiği ya bunlar abi kardeş ne yapıyorlar ya abisinin çizdiği çemberin içine birim kareler çizmiştir bunun içine birim kareler çizmiş bu çemberin içine birim kareler çizmiştir buna göre Furkan en fazla kaç tane birim kare çizebilir arkadaşlar hmm. en fazla kaç tane birim kare hocam zaten bak şuraya birim kareleri ben çizebilirim bunda bir sıkıntı olmaz değil mi şuraya ve Tam şuraya denk gelecek herhalde. Şuraya birim kareleri çizebilirim. Bir kere şurası kaç birim? Şunun içerisine birim kareleri çizebilirim. Ona en son düşüneyim ya da en son düşünmeye gerek yok. Birim kareler şöyle şöyle olacak. Bunları sileceğim şimdi arkadaşlar karışıklık olmasın diye. Birim kareler zaten böyle böyle olacak arkadaşlar değil mi? Çizdiğiniz zaman kaç tane olacak burada? Şöyle hızlı bir şekilde yapıyorum. Çizdiğimiz zaman zaten burada kaç tane kare var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada. 6 çarpı 8'den kaç tane var arkadaşlar? 6 çarpı 8'den 48 tane birim kare zaten şuraya ben çizebilirim. Herhangi bir sıkıntı var mı burada? Yok. Şunları siliyorum şimdi. Dur. 48 tane çizdik oraya. Bunun içerisine 48 tane çizilebilir. Buna göre Furkan en fazla kaç tane birim kare çizebilir? Oo, dur dur. Valla kendi yaptığım soruyu yanlış yapacaktım şimdi. Furkan bak buraya kaç tane karesi var demiştik arkadaşlar. Buraya 48 tane kare olacak. Ama dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanesi burada. Yani Furkan'ın çizeceği kareler 48 eksi 13 yapacak. Ama soru bu da değil arkadaşlar. Sorunun çözümü bu da değil. Çünkü şu boşluklara da belki kareler çizecek arkadaşlar. Değil mi? O boşluklara da kareler çizecek. Hocam o boşluklara ben nasıl kareler çizeceğim? Bak. O boşluklara ben nasıl kareler çizeceğim? O boşluklara şöyle kareler çizeceğim arkadaşlar. Şimdi şu 8 birim ya. Tam bunun e, merkez kiriş çeklik yapsam kirişi keş parçaya bölecek mi? Bölecek. Ya da tam tersi mantıktan şu kirişin orta dikmesiyle. Şu kirişin orta dikmesiyle bu kirişin orta dikmesinin şuradaki kirişin şu kirişin 6 birim ya 3 birim 3 birim bu kirişin orta dikmesinin kesiştiği yer tam çemberin merkezi yapmak zorunda mı? Evet. Hocam burası 2 birim. Hemen yaz bakayım şuraya 2 birim. Şurası da 1 birim. Toplam 3 birim yaptı. Bak merkez var, kiriş var, çeyrek dik yaptık. Bu arada 3 birim burası, 4 birim burası 3 4 5 üçgeninden bunu yarıçap 5 çıktı. Ya da şöyle de bulabilirdiniz arkadaşlar. Zaten burası 8, burası 6, şurası 90 derece ya. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı e, o zaman bizim şuradaki şeyimiz ne olacak arkadaşlar? Çapımız 6, 8, 13 kendinden 10 yapar. E, yarı çapımızda kaç yapar? 5 yapar. Evet, yarı çap bilgisinin aklımızda dolusun burada. Yarı çap uzunluğu da 5 birim. Peki hocam, bak ben birim kareyi şuraya çizebilirim. Çünkü... Artık şuradaki uzunlukta kaç birim arkadaşlar? Yukarıya doğru uzunlukta kaç birim arkadaşlar? Şurası 2 birim uzunluğu kaldı. Yarı çap uzunluğunu çünkü ne bulduk arkadaşlar? Yarı çap uzunluğu 5 birim olduğundan dolayı. Yarı çap uzunluğu 5 birim olduğundan dolayı. Peki şuraya 2 birim kaldı. 2 birim de yazalım. Arkadaş ben buraya bir birim kare çizebilirim şöyle. Değil mi? Hocam buraya da sığdırabilirim. Evet. Hocam belki buraya da sığdırabilirim. Tam bu buraya denk gelir. Ama bunda bir tereddütüm var. Bakalım bu tereddüt şey mi? Bir kere burası 1. 2, 1 daha 3. Buraya ne kaldı? 1. Yukarıya da ne kaldı arkadaşlar? 1 bir birim kaldı. Çünkü tamam yarış yapı uzunluğu 5 birim olduğundan dolayı. Dikkat edin arkadaşlar. Buraya çizebilir miyim acaba? Şurası kaç birim? Şurası 90 derece ya. Bunlar da doğrusal. Dikkat dikkat. Çok güzel bir soru. 2, 3, 4. Burası da 3 birim olur eğer buraya sığarsa. 3, 4, 5 üçgeni sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanıyor. Sağlandığı için tam bu çemberin üstünde olmak zorunda bu nokta. Yani ben bu çemberin içine yine bu kareyi çizebilirim arkadaşlar. E dolayısıyla 3 tane çizdim buraya. 3 tane de yine aynı şekilde buraya çizebilirim arkadaşlar. Aynı mantıktan dolayı 3 tane de şuraya çizebilirim. Şöyle. Bu da çemberin üstüne gelir. Çünkü niye? 3 birim burası 4 birim burası 3 4 5 üçgeni sağlandığı için yarı çap uzunluğu şartı sağlandığı için yine bu tam köşeye denk gelmek zorunda. E bu bunun simetriği değil mi arkadaşlar? Evet simetriği. Yani ben buraya kaç tane çizdim? 4. Buraya da aynı şekilde 4 tane çizebilirim böyle. Şöyle 1 4 mü? 4 olur mu? 3 6 tane çizdim. 6 tane buraya çizebilirim. 3 4 5 ve 6 tane de buraya çizebilirim. 6 6 kaç yaptı arkadaşlar? 6 burada 6 burada 12 yaptı. Peki başka yukarıdaki boşluğa şey yapabilir miyim? Zaten burası bir birim arkadaşlar bakın. Zaten şurası bir birim. Artık burada bir birim ya en uç noktası bir birim ya. Ben bir daha şöyle bir kare çizsem burası bir birimden daha büyük arkadaşlar şöyle. Yani karenin dışına sarttığı için. Ne oldu arkadaşlar burada? Tam içine girmiyor. Yani çemberin içerisine gire atamıyorum arkadaşlar. Zaten buradaki uzunluklar da birden küçük olduğu için birim kareler bak dışarıda kalıyor. O yüzden burada başka da bir şey sığdıramayız. Başka da bir şey sığdıramayız arkadaşlar buraya. Yani benim birim kare sığdıramayız. Evet. Şurası 12 oldu şu bir 6 tane buraya alt tane buraya olacak şekilde birim kareleri yazdık çizdik alt tane yaptı. Peki hocam buraya buradaki boşluğa birim kareye sığdırabilir miyim? Birim kare sığdırabilir miyim? Buraya da sığdıramam arkadaşlar. Sebep ne? 1, 2, 3 birim burası. 1 bir birim burası. Hop şuraya kadar kaç kaldı? 1. E zaten burası 1 bir birim. En e, Buradaki en fazla uzaklık zaten 1 bir birim. Burası birden daha küçük değil mi? Yani şöyle birim kare yapmaya kalkışsan çemberin içine gelmiyor arkadaşlar bu. Burada da aynı şekilde çemberin içine gelmediğini görüyorsunuz. Diğerleri de zaten gelmez. Belki şunu sorabilirsiniz. Hocam yan yatık falan koyamaz mıyız acaba? Yan yatık koyamaz mıyız acaba? Diye sorabilirsiniz belki. Şöyle mesela hadi bir birim böyle koydun e zaten dik olacağı için şöyle bir birim zaten buradaki en fazla uzaklık bir birim arkadaşlar şurası da bir birim dışarıya doğru gitmek zorunda ne yaparsanız yapın e zaten en yatık şeklinde şöyle bir birim zaten ben buraya sığdıramadım. Çünkü en yükseği bakın şurası 1. Bir, burası biraz dışarıda kalacak şöyle. Değil mi? Başka hiçbir şekilde sığmaz arkadaşlar buraya. Şu boşluklara da maalesef birim kare sığdıramıyorum. O zaman cevabımız ne yaptı? 48 eksi 13 artı 12. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? 47 tane birim kare çizebilir. Niye hocam? 47 tane birim kare yok ki. 48 burada 12 burada 60 değil mi cevap? Değil. Bize ne diyor? Furkan en fazla kaç tane benim kare çizebilir diyor. Zaten bak Egean bu kareleri çizmişti. Ee, başta bu soruyu şöyle tasarladım yalnız bakın. Şimdi şekillendi soru. Kendi yazdığım soruyu ciddi anlamda yanlış şey yapacaktım. Hatta kendim yazdım çözdüm cevabı da 60 bulmuştum biliyor musunuz? Yani ödül hak etmedim. Ben de ödül hak etmedim. Şimdi soruyu çözerken aklıma geldi mesela buradaki ince ayrıntı. Bizden diyor ki Egean bu kareleri çizmişti değil mi? Bize Furkan da sonra çemberi çizdikten sonra Ege'nin kardeşi Furkan abisinin çizdiği Ege'nin şu çemberi çiziyor. Abisinin çizdiği çemberin içerisine daha kareleri koyacak. Bu karelerin içine kaç tane çizebilir diyor. E bunlar var. Bir kere şurada kaç tane? Şurada e, şöyle biraz önce gösterdim en başta. Şunlardan kaç tane var zaten arkadaşlar? 48 tane var. 48'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kare zaten egen çizmişti. 48 eksi 13 kaldı. Şu içerideki birim kareleri arkadaşlar. Ee, ya da şöyle de diyebilirdiniz. Şurası hocam çizebilecekleri şey, birim kareler şu yapar. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var burada. Değil mi? Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 kere de 35 de diyebilirdik. Bu şekilde. Ee, 35 burada. 35 burada. Ee, 6 buraya koy, sığdırabilir. 6 buraya sığdırabilir. Yani 12 de 12 sığdırabilir. Şu boşluklara kare sığdırabiliyor mu? Sığdıramıyor arkadaşlar. O zaman 35 artı 12'den de cevap kaç çıktı? 47 çıktı. Süper bir soru arkadaşlar. Valla yapanı şöyle tebrik ederim. Ciddi anlamda tebrik ederim. Çünkü ben soru, genelde kendi yazdığım soruları yapamıyorum zaten ben. Ee, kendi yazdığım soruyu neredeyse yanlış yapacaktım ben de. Çok hoş bir ince ayrıntı var. 60 bulanlar da 60 buldum desin yorumda tamam mı? 60'ı bulanlar da vallahi bravo helal olsun. Yani çok dikkat gerektiren bir soru arkadaşlar bu. Evet böylelikle arkadaşlar burayı da hallettik. Ee, güzel sorular vardı hatta bu soru da çok güzel bir soru. En azından burada kenar orta dikmelerinin kesim noktasının merkez yaptığını da gördük arkadaşlar. Böyle birim kareler falan gelirse eğer yani bu soru baya bir soruya işaret ediyor aslında. Niye? Böyle birim kareler çemberin içinde geldiği zaman çemberin merkezini o doğrunun şu kirişin kenar orta dikmelerinin kesim noktasından bulabileceğimizde şey yapabiliriz arkadaşlar. Öğrenmiş olduk yani burada. Tamam mı? Evet böylelikle arkadaşlar bu soruyu da hallettik. Güzel bir soruyu da hallettik ve bu testte de bir son verelim isterseniz. Bu videoda da son verelim isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.